Alkışlar Sayın Önder Bey için. Önder Bey nasılsınız beyefendiciğim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim efendim, iyiyim. Eğer ki Feray Hanım'la birlikte arzu ettiğimize ulaşabilseydik daha da iyi olurduk. Sonuna kadar ne güzel geldik. 8800'ü hedefliyorduk, hesaplıyorduk ama sonda takıldık. O sondaki sorularda takıldığı zaman insan ne yazık ki kazandığının da ciddi bir kısmını kaybediyor. 6900 puanla bitirdiler ama 8800'de hak etti. Tabii. 8800 kazanmış gibi kabul edin. Hatta eve de öyle söyleyelim. Oğlunuz Ege Bey, sonra beyefendi yanlış düşüncelerin içerisine girmesinler Feray Hanım. Ama onun başına gelen sizin başınıza gelmeyecek diye bir şey yok. Değil mi Önder Bey? Tabii ki. Adımları dikkatli atmak lazım. Tabii ki. Var mı bir taktiğiniz? Herhangi bir taktiğim yok. Eğlenmeye geldim ana olması açısından. O zaman şöyle sorayım. Kaç puan alırsanız, kaybetseniz bile buradan eğlenerek ayrılırsınız. 8000 puan üstüne çıkabilirsem sevinirim. Alt limit 8100. Evet. Ha gayret. Daha da fazlası olursa kendimizi sınırlamayalım. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Gelsin ilk soru. Coğrafya bilgisi istiyor. Adı Moğolca'da susuz yermiş. Çok önemli değil. Çin-Moğolistan arasındaki çöl. Malum bir sürü çöl var. Harf alabilir miyim? En ünlüsü Sahra mı? Sahra. İkincisi de bu vallahi. Bir harf daha alabilir miyim? Aramızda tarihçiler var. Ah bana gelecekti diyor. Gobi. Neydi? Gobi. Neydi? Gobi. Gobi'ydi. Gobi çöl. Aramızda tarihçiler var fakat Gobi size denk geldi. Aramızda hukukçular var fakat bu da size denk geldi. Buyurun Önder Bey, şanssız başladınız. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge. Nokta nokta edildi. Celp değil. Celp daha işler başlarken. Değil mi? Harf olabilir miyim? Bu iş bitti yani. İlan. Nedir? İlan. Çok güzel. Tamam. Hallettiniz maşallah. Buyurun. Bu soruda daha rahat edeceksiniz. Tanrı'nın isteği, kader, ezeli takdir. Kaderle eş anlamlı fakat Türkçe kökenli bir kelime. Yazgı. Çok güzel oldu bu iş Önder Bey. Burada takılmadınız ya, rahatlattınız beni. Buyurun bakalım yeni sorular, aynı şekilde cevaplayacağınız sorular. Temiz temiz bir 500 puan kazanalım. Pastalar başta olmak üzere pek çok tatlı türünde kullanılan koyu kıvamlı bir süt ürünüdür. Krema. Kremadır efendim. 1500 kazan. Hazır böyle tatlılara falan girmişken. Biraz farklı noktadan yaklaştık yalnız. Buyurun. Esnaf jargonunda, otomobil tamircisi jargonunda bir motor türüne de adını veren yemiştir. Bu bir yemiştir. Aynı zamanda bir motor türüne de ön adını verir. Şu As-250'ler vardı eskiden, hatırlar mısınız? Yok. Motor yukarı doğru çıkarken böyle anınını 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 anınını. Sesinden anlardık. Aha bu yemiş motor derdik. Bir harf alabilir miyim? Aldık efendim. Ufak çünkü diğerlerine nazaran. O yüzden de... İngilizcesi de mouse engine'miş onların. Mouse. Fare. Hangi fare acaba? Fındık. Fındık faresi. 500 puan değerinde. Fındık motor tabirini artık belki de yeni... İlk mesleğe defa atılmış olan otomobil tamircileri bile bilmiyor olabilir efendim. Biraz gerilerde kalmış evet. Bir şeydi. Atlattınız maşallah. Buyurun yenisi geliyor. Frank inciri, Hint inciri, kürek yemişi gibi isimlerle anılan meyveyi veren bitkidir. Şimdi Hint inciri, kürek yemişi ben hiç duymadım. Hint incirini de duydum da yazılı kaynaklarda. Fakat Frank inciri kullanılır. Özellikle güneyde. Böyle kırmızı renkte olur. Daha doğrusu kızardığında yenebilecek hale gelir. Harf alabilir miyim? Dikkatli soyulması gerekir çünkü dikenleri vardır. Dikenleriyle meşhurdur. Bu at çiçeği denen de bitki. Ki pek bilinmez at çiçeği ismi. Harf alabilir miyim? Sıcak ve kurak iklimleri sever. Oralarda... Zaten kaktüs. Kaktüstür efendim kendisi. Hatırladınız mı yemişi? Hatırladınız mı?
Hatırlayamadım. Daha önce tatmadıysanız tadınız. Tamam. Leziz. Vallahi leziz. Denk gelirse eğer. Buyurun yenisi. Bu kolay soru. Kesinlikle sözcüğüyle eş anlamlı olan Arapça kökenli bir sözcük. Bu işi kesinlikle halledeceğim. Katiyen. Katiyen. Katiyen asla gibi daha çok. Harf mi istediniz siz basarken? Evet. Bir öyle bir şey duydum ben de. Tam konduramamıştım. Bir U harfi. Gayet güzel. Kesinlikle bu işi halletmeliyiz. Kesinlikle ve kesinlikle. Nereden yaklaşsam, nereden yaklaşsam aklıma ipucu da gelmiyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Bak sakın unutma. Onu sakın unutma. Almalısın. Mutlaka. Mutlaka almalısın. Oh! Hem sizi heyecanlandırdı hem bizi. O tam çekti. Ortasına. Tam ortasına vardık böylelikle yarışmanın. Bundan sonraki 7 soru diğerlerine göre evet cevapları daha uzun fakat soruları daha kısa şeyler. Yani daha hızlı hareket edebiliriz. Hızlanmamız da lazım efendim. 1 dakika 6 saniye kaldı. 9100 puana ulaşabiliriz fakat hızlanmamız gerekiyor. Buyurun. Kağıt ürünlerin ham maddesi olan bir karbonhidrattır. Selüloz. Çok güzel oldu. 3700 yaptı kasayı. Böylelikle geçtik 8 harfli cevaplara. Tek kelime mastarla bitmekte. Görelim. Mecazi anlamda aşık olmak, gönül kaptırmak, sevdalanmak hem de bir anda. Harf alabilir miyim? Sevdalanmak bir anda. Sevdaya düşmek, gönlünü kaptırmak. Harf alabilir miyim? Görür görmez Önder Bey. Görür görmez. Vurulmak. Vurulmak. 600 puan. Hızlı olmalıyız dedik o yüzden aldınız o harfleri fark ettim. Evet. 9000 trenini kaçırdık efendim ama 8900 de haşmetlidir. Güzel. Buyurun, 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 buyurun. Sonunda var bir yoksunluk eki. Mecazen, mütevazı, alçak gönüllü bu anlamlarda kullanılıyor bu söz. Sonunda var bir yoksunluk eki. Sız ya da siz. Harf alabilir miyim? Mecazen, mütevazı, alçak gönüllü. Harf alabilir miyim? Yani çok nokta noktalı değil. 13 saniye. 12 harf alabilir saniye. Miyim? Harf aldık bir tane daha. Ekten geldi. Sız harf ya da siz. Miyim? Bir tane daha mı? 5 saniye. 4 saniye. Durdurun. Ah. Ah. Sürenin canını okuduk yahu. Mütevazı, alçak gönüllü. Yani mütevazı bir elbise giymiş. İddiasız. İddiasız. Çok güzeldi. Yani hani puan hesabına da vurduğumuzda şu anda bulunduğumuz nokta itibariyle 4700 puan gayet güzel bir puan. Çünkü üzerine bir 3800 daha ekleyebilecek durumdayız. Dert bunu 3 saniyede yapabilecek miyiz? Deneyelim. 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 El butonun üzerinde dursun. Artık harf almak falan yok. Pop diye tokatı indirmek var. Buyurun. Işığını kısmak veya söndürmek. Ortalığı karartmak. İşte budur. Budur. Ha gayret. El butonun üzerinde. Buyurun yeni soru. Sıkıntıya güç işlere. Ah bitti. Sıkıntıya güç işlere alışmamış, nazlı büyütülmüş çocuk veya genç anlamında iki kelimeden oluşan. Ana kuzusu. Ana kuzusu. 900 puan daha katıyor. Ama ne yazık ki 6500 puanda kala kalıyoruz. Onun 8500 yapabileceğimiz iki tane gayet de basit 10 harfli cevabı olan soru vardı. Süre yetmedi üstadım. Acemiliğe denk geldi. Evet. Bir daha deneyin. Vallahi bir daha sağlık deneyin. Sağlık olsun. Çünkü sağlam bir yarışmacısınız sağlık siz. Sağlık olsun. O ayarda da bir alkış isteriz.